Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber HyperX'in çift modlu ilk oyuncu kulaklığıyla beraber olacağız. Anlatmaktan büyük zevk duyacağım. Siz de biliyorsunuz ki TVS kulaklıklarda oyun modunu görüyorduk. Ama bu sefer gerçekten marka kendi yolunu çizmiş ve TVS kulaklıklara farklı bir boyut kazandırmış. Şimdi dilerseniz sizlerle beraber kutu içeriğiyle başlıyoruz. Kutusundan başlayacak olursam en başında altında desteklediği bağlantıları gösteriyor. Yani bilgisayarınızla, PS5'inizle, PS4'ünüzle, Nintendo Switch'inizle ve mobil bağlantılarla telefonunuz uyumlu bir şekilde çalışıyor. Peki içinden neler çıkıyor? İçinden şöyle göstereyim. Birincisi kendi kulaklığının üstünde olan silikon uçları. Aynı zamanda bunun yanında iki tane daha boyutlarına göre X large ve small olmak üzere iki tane daha silikon kulak uçları bulunuyor. Hemen onun ardından kulaklığımızı görüyoruz. Evet, şöyle kulaklığımız var içerisinde. Bunun daha tasarım detaylarına geleceğiz. İçinden bir de böyle kablomuz çıkıyor. Tip A'dan tip C'ye bir kablo. Peki bu kablo ne işe yarıyor? İlk öncesinde şarj etmek için bu kabloyu kullanıyorsunuz. Ekstra olarak şöyle iki tane daha bir adaptörümüz var. Buna ne işe yarıyor? Ondan bahsedeceğim. İlk olarak bu küçük dangle'dan bahsetmek istiyorum. Detaylarına ilerleyen yerde geleceğiz ama bu adaptörümüzü telefonumuza, aynı zamanda yeni modern bilgisayarlarda, PC'lerde görüyoruz. Tip C girişini taktığınız anda kulaklık artık telefonunuza ya da bilgisayarınıza bağlanmış oluyor. Tabii ki iPhone kullanıcıları için birazcık üzücü olduğunu söyleyebilirim. Peki bu adaptör neye yarıyor? Bu adaptör buna bağladığınız anda üsttekini tek olarak kullanabiliyorsunuz bilgisayarınıza ya da PC'nize. Ama bazen böyle giriş portlarını kapatabiliyor. Peki altındaki aparat ne işe yarıyor? Bunu da tip C girişimizi buraya bağladığımız zaman bilgisayarınıza böyle uzaktan bağlayabileceğiniz, yani oradaki portları da kapatmayacak bir kablo olarak düşünebilirsiniz. Kendinize ne kadar yakın tutarsanız o kadar iyi bir bağlantı sağlıyor diyebilirim. Zaten detaylarına ilerleyen vakitlerde geleceğiz. Böyle kısaca bir özetlemiş olmak istedim. Dedikten sonra kulaklığımızın tasarım detaylarıyla başlıyoruz. Cihazımızın 47 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Aslında çok da ağır bir cihaz diyemeyiz. Bence oldukça ideal bir ağırlığı var ama böyle birazcık hani mobil olarak kullanacaksanız dışarıda, ya zaten bir oyuncu kulaklığı ama dışarıda kullanırım diyorsanız biraz boyut olarak bana büyük geldiğini söyleyebilirim. İçerisini açtığımızda böyle mıknatıslı bir yapıyla açıyor ve gerçekten güçlü. Kulaklığımızda yan bir şekilde yerleştirilmiş, buradan şarj oluyor. Hemen altında böyle bir ledimiz bulunuyor. Bu ledde de kulaklığınızı taktığınız zaman orada şarj oluyor göstergesini görebilirsiniz. Cihazın arka tarafında telefonunuzla eşleştirebileceğiniz bir pair tuşu bulunuyor. Onun hemen altında da Type-C girişini görüyoruz şarj etmek için. Silikon bir yapıda geliyor ve bence oldukça güzel ve sağlam olduğunu da söyleyebilirim. Tasarım konusunda bence başarılı. Tek eksisi bana göre birazcık büyük olması diyebilirim. Burada da HyperX yazısını görüyorsunuz hemen önde. O da oldukça şık bir şekilde duruyor. Bluetooth 5.2 bağlantısıyla gelen cihazımızı daha aktif bir şekilde kullanabilmek ve kişiselleştirebilmek için bir uygulamayı telefonumuza indirmeniz gerekiyor. Uygulamamızın adı, hemen yan tarafı da şöyle küçücük yazacağız, HyperX Ingenuity uygulamasını Play Store'dan ya da iOS'tan indirebilirsiniz. Aynı zamanda Huawei App Gallery'de de bu uygulamayı bulabilirsiniz. Bu uygulama içerisinde kulaklığın ne kadar şarjı kaldığını, aynı zamanda equalizer ayarlarını, ekstra olarak da böyle bir dokunuşta müziğim çalsın, iki dokunuşta müziğim dursun, aramalarda işte tek dokunuşla açabileyim, iki dokunuşla kapatabileyim gibi çok fazla seçenek sizlere sunuyor. Cihazın uygulamasını mutlaka telefonunuza indirirseniz çok daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Uygulamadan da bahsettik. Şimdi geldik belki de en can alıcı noktaya, ses deneyimi. Nasıl bir ses deneyimi sunuyor bu kulaklık bize diye sorarsanız hemen şu şekilde bahsedeyim. İlk önce 12 nanometrelik sürücüleri bulunuyor bu kulaklığın. Sürükleyici oyun deneyimi için bence oldukça yeterli bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Müzik performansındaysa
basları, tizleri, midleri, yani müziğin her enstrümanını çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı yaşadım bu cihazla beraber. Müziği dinlerken cihazda kesilmeler yaşıyorum. Gidiyor, geliyor. Bunun neden olduğunu tam olarak çözebilmiş değilim ama uzun, mesela 20 saat dinlerken net 2-3 kere sesi böyle gidip geldiğini yaşadım. Bu da beni birazcık üzdü bu cihaz için. Ama ses deneyiminde müzik dinlerken bana iyi bir performans, yüksek bir çözünürlük de ses kalitesi sunduğunu söyleyebilirim. Cihazın kutusunda da yazıyordu. DTS X desteğiyle beraber geliyor. Aynı zamanda 7.1 surround ses efekti de sunabiliyor. Bu da demek oluyor ki yani oyunlarımızı oynarken o surround ses efektini sanal olarak çok daha iyi bir şekilde, 3 boyutlu bir şekilde hissedebiliyoruz. Cihazı müzik dinlerken evet iyi bir ses deneyimi sunduğunu söyledik ama oyunlarda düşük bir gecikmeyle bağlanmak istiyorsanız 2.4 GHz'lik bir bağlantı sunabiliyor. Bunu da eğer telefonunuzda mobil olarak oynuyorsanız telefonunuzun Type-C girişine, yani şarj adaptörüne taktığınız zaman bu gecikmeler en minimuma iniyor. Peki ben bu kulaklığı bilgisayarımda kullanmak istiyorum. O zaman ne yapacağız? Onu da hemen şu adaptörümüze bağladığınız zaman uzatarak bilgisayarınızın kasasına ya da laptopunuzun USB girişine bağladığınız zaman bu cihazımız çok daha düşük gecikmelerle oyun deneyimini sizlere sunuyor. Zaten böyle altındaki aparatla da zaten kaymaz bir aparat. Size ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Bunu da düşünmeleri bence oldukça güzel. Çünkü neden? Bu aparat bazen giriş portlarını kapatabiliyor. Giriş portlarını kapattığı için size de sıkıntılar çıkartabiliyor. O yüzden böyle bir aparat düşünmeleri bence oldukça hoş olmuş diyebilirim. Cihazın aktif gürültü engelleyici modu bulunmuyor ama yüksek ses deneyiminde müzik dinlerseniz dışarıdaki sesleri duymuyorsunuz. Bu da iyi bir performans sergilediğinin göstergesi diyebilirim. Aramalarda tatmin edici bir ses deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Şimdi cihazda bir arama testine gidelim ve hemen gelelim. Selam, sesim şu an nasıl geliyor? İçerideyim. Daha balkona çıkmadım. Şu an sesin gayet net geliyor. Etrafta gürültü yok. Şu anda da E5'teyim. Sesim nasıl geliyor? Yani arkadaki trafiği duyabiliyorum ama senin sesini çok daha net duyuyorum. Yani arka plandaki sesi kısa bile sesini duyabiliyorum. Biraz daha konuş istersen. Şu an hava güneşli, İstanbul esiyor. İnşallah yaz daha hızlı gelir diyorum. Umarım sesim de iyi bir şekilde geldiğini umuyorum. Vallahi çok rüzgarlı ve trafikli bir ortam olmasına rağmen sesini net bir şekilde alabiliyorum. Aynen. İyi o zaman. Görüşürüz. Tamamdır, görüşürüz. Alp'le beraber telefonda konuştuk. Umarım ses size iyi bir şekilde gelmiştir. Ben tatmin edici bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Dışarıda olduğum halde ses güzel bir şekilde iletildi. Şimdi gelelim pil ömrüne. Pil ömründe ise bu cihazımız 1,5 saatte tam şarj olabiliyor ve tam şarj olduğunda 11 saatlik kulaklığın kendisi bize bir kullanım sunuyor. Ekstra olarak kutuyla beraber de 33 saate kadar bir kullanım deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Ekstra olarak da bu cihazın IPX4 sertifikası bulunuyor. Yani su sıçramalarına, yağmura, tere dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Son olarak geldik fiyatına. Bu cihazın fiyatı evet biraz gözümüzü doldurabilir. 2799 TL olarak bu cihazımız satışa sunuluyor. Eğer hem oyuncu kulaklığı olsun hem de mobil hayatında kullanayım diyorsanız evet ideal olabilir. Bu fiyata değer mi? Bence marka bir sonraki modelinde çok daha iyi işler çıkarabilecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden beklememizde fayda var diyebilirim. 2800 lira gerçekten ciddi bir miktar bir kulaklık için. Ama oldukça güzel kendi yollarını çizmişler. Adaptörlerin olması, yaşadığımız sıkıntılardan bahsetmiştim. Ekstra olarak bize bir fayda sağlıyor. Tabii ki sizin değerlendirmenize kalmış. Yorumlar kısmında bu cihazı siz de değerlendirmenizi isterim. Siz nasıl buldunuz? Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.